Mega Gaming TV'den herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle Monster alırken dikkat edecek hususlar 10 başlık altında inceleyeceğiz. Kısa kısa notlarımızı açıklayacağız. Kendim 2-3 kadar laptop aldım en son bir arkadaşımıza. Bende Toolpar serisi var, Abra serisi var. Toolpar T7 ve T5 var. Arkadaşımız için yeni bir Toolpar serisinden aldık yine T7'lerden. RTX 2060'lı, 2070'li, 1660 Ti'li 3 farklı laptop aldık. Bende de çok eskilerden 960M'li bir Abra A5 mevcut. Yeni alacaklar için bir rehber niteliğinde kısa bilgiler vereceğim. Nedir, ne değildir, beklentiniz ne olmalı, karşılaşılan şeyler ne olabilir veya bilmediğiniz hususlar varsa Monster laptop satın alırken bunları göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Öncelikle bu laptopların oyun bilgisayarlarındaki ekran kartlarıyla aynı performansı vermediğini az da olsa belirtelim. 1660 Ti'ler biraz performans olarak biraz daha ileride. Masaüstü serilerine göre. Ama RTX 2060, 2070 ve 2080'ler bir %125 gibi bir performans kaybına sahip. Sebebi de daha az elektrik alması, daha sıkışık bir ortamda çalışması ve ısıya çok duyarlı olduğu için yüksek hızda performans kaybı yaşaması. Aynı durum işlemciler için de geçerli dostlar. Monster alırken belli serilerimiz var. Bunların adını isim olarak tanısanız yeterli. İlk husus bu. Abra serisi kasa olarak bir eski kasa sistemine sahip olan, içerisinde 1660 Ti, 1500 gibi eski grupların olduğu, eski Nvidia grupların olduğu seridir. Burada da 15 ve 17 inç örneklerimiz mevcut. Toolpar serisi bir üst yenilenmiş kasadır kendisi. İçerisinde yine 1660 Ti'li örnekleri de varken çoğunlukla RTX serilerinden 2060, 2070 ve 2080 serileri ve daha güçlü makineler mevcuttur. Kasası bir kat daha incedir diğerine göre. Abra serileri sonradan gelen güncellemeyle biraz daha incelse de Toolpar önceki Abra serilerine göre çok çok daha şık bir görünüme sahip. Markut serisi çok daha üst düzey video işleme gibi sistemlerde kullanılan ve çok pahalı cihazlar. Bunlar da artık profesyonel kullanıcılara yöneliktir. Huma serisi ofis kullanımı için daha ince versiyonları, daha az güçte. Hem ofis işinizi görecek hem de güçlü bir makine olarak buradan görebilirsiniz. Dostlar, Monster sitesini ziyaret ettiğinizde monsternotebook.com.tr'yi. Burada belli kampanyalar var. Bu kampanyaları da takip etmeyi unutmuyorsunuz. Özellikle tatil zamanlarında biraz daha indirimli oluyor. Belirtmem gereken ikinci husus ise bu aldığınız laptopların tamamında öğrenci indirimi var yazıyor. Ve siz bunu alırken bu öğrenci indirimini kaldırmanıza gerek yok. Öğrenci olmasanız da o indirim devam ediyor. Bilginiz olsun. Öyle bir indirim kampanyası mevcut. Bu hususu da dikkat, göz önüne alın. Örneğin burada tıklıyorsunuz. Satın al dediğinizde şurada sepette bakın şu var. Öğrenci indirimden yararlanmak istiyorum var. Bunu kaldırmanıza gerek yok. Ekstradan 200 lira vermenize gerek yok. Yani o indirim devamlı duruyor Monster. Bir kampanyası var. İlk olarak söylememiz gereken diğer bir husus. Windows 10 kurulu veya kurulu olmadığı şekilde geliyor. Bu laptoplar örneğin Toolpar serisine tıklarsanız FreeDOS yazanlar, şurada bakın altta FreeDOS işletim sistemi bulunmamaktadır yazanlar ile normal Windows 10 Home SL bulunanlar ayrıdır. Bunlara Windows kurulu gelir. Bunlar da Windows kurulu değildir. Bilgisayar geldiğinde yalnızca BIOS ekranı gelir. Yani mavi bir ekranla karşılaşırsınız. Kendinizin hard diskleri tanımlayıp içerisine Windows kurmanız gerekir. Bunun kurulumu da Toolpar T5 V19'un açılış videosunda çektim ama yeniden sıfırdan Monster kurma videosu da ayrıyetten kanalımızda olacak. Oradan bulabilirsiniz dostlar. Windows Home almak yerine FreeDOS alıp kendiniz bir pro anahtar bulup o şekilde edinip yaparsanız daha mantıklı olur. Çünkü Windows Home'da da zaten temel şeyler olacak ve Monster size gönderirken kurulumu yaptıktan sonra kendi sürücülerini, kendi işletim sistemiyle gelen özelliklerini örneğin kurmuyor. Nedir? Örneğin bizde çok kullandığımız Monster Kontrol Merkezi var. Bu size gelecek. Cihazda kurulu olmayabilir. Onu siz gelen USB'den kurmanız gerekecek dostlar. Hemen bir sonraki hususa geçelim. Haliyle bunlar oyun laptopları olduğu için ben ilk başlarken çok dikkat etmemiştim çünkü bilmiyordum. Ama RAM'lerin dual channel olmasına dikkat edin dostlar. Dual channel dediğimiz çift kanallı. Yani burada bakın 16 GB RAM olan cihazda 2x8 var. Bu çift kanallı olması tek bir 16'dan daha iyi oluyor. Çünkü ayrı ayrı çalıştıkları için ve çift kanal çalıştıkları için daha yüksek performans veriyor oyunlarda. Ne kadar fark etti derseniz bende Toolpar T7 ve 19'lar RTX 2060'lı 16 GB'tı tekti. Zorlanıyordu ama 16'yı 2 katına geçirdim. Yani 16x2 olduğunda oyunlarda bir 5-10 FPS gibi, 10-15 FPS gibi bir atlama oldu diyebilirim dostlar. Çok net test videoları çekmedim ama o ara çok
aceleye geldi biraz. Çekmedim ama RAM de çok etkili. Çift kanal RAM olması özellikle tavsiye edilir. Çok yoğun oyun oynayacaksınız. 1660 Ti'larda 8x2 yeterliyken artık RTX 2060 2070 gibi sizlerin daha yüksek performanslı oyunlar oynayıp daha çok şeyler istediği yerlerde 2x8 yerine 16x2 kullanmanızı öneririm. Özellikle yayın yapacaksanız, video kaydedecekseniz, çok büyük boyutlu oyunlar oynayacaksanız 16x2 daha iyi olur diye düşünüyorum. Hemen bir sonraki hususumuza geçelim. Bir sonraki husus ekran kartları. Burada dikkat etmeniz gereken, ben örneğin 1660 Ti'li bir cihaz alacağım derken, geçen sene 1660 Ti'ler 9.5-10.000 TL gibi bir fiyatı varken bir anda 10.5'a RTX 2060'lar geldi. Dedim ki uygun, alınabilir deyip, yani şu aradaki 1000 lira farkı çok uğraşmayayım diyerek RTX 2060 aldım. Çok memnunum. Işık oyunları, işte kalitesi çok hoş. Ama sonradan da pişman olmadım değil. Keşke dedim 2070'li bir cihaz alsaymışım. Sebebi, yayın yapmak istediğimde bu 6 GB'lık ekran kartı bana yetmedi. Keşke diyorum 8 GB'lık bir 2070 olaydı da ve işte buradaki mesela bu 192 bit yerine 256 bit olaydı da daha güzel olaydı diye düşünüyorum. Ama bu sefer de servise falan yolladığımda artık 2060 ile 2070 aynı seri güncelleme yapabiliyor muyuz diye sorduğumuzda böyle bir imkanı olmadığını söylediler. Eskiden yapılıyordu, aynı seriden ekran kartı güncellemesi laptopla yapılıyordu ama artık yapılmıyor çünkü mimarileri ve anakarta oturması sistemleri çok değişik. Hatta kasanın sistemi bile değişiyor. Kasanın şekli bile değişiyor. Bakın burada 2070'li kasaların bir değişiği var. Bir de bakın farklı bir kasa türü var. Tulpar'da bile kendi kasaları değişiyor. Bunlara çok dikkat edin. Şu ince kasalar benim hoşuma gidiyor. Burada bir kalın, daha sağlam duran bir kasa tipi var ama şu ince var bende. İnce kasa, şöyle göstereyim size. Kenarları çok ince olan. Çok plastik gibi duruyor gibi gelse de değil. Gayet sağlam duruyorlar. Bir de bakın şu türde bir kasası var Monster'ın. Bunlar da başka bir tür seri. Bu biraz daha sert duruyor kasa olarak. Bu da dikkat etmeniz gereken bir husus. Kasalara bakarken bakın şu, bunu da bir sonraki husus olarak ekleyelim. Bazı kasalarda tek çıkış var, bakın arkada fan çıkışı olarak şurada. Bu biraz laptop için bence negatif kalıyor. Benim size gösterdiğim ince kasalarda ise, şu diğerlerinde, şu ince kasa olan serilerde ise yandan bakıldığında çift 4 fan çıkışı olduğunu görebilirsiniz. Laptop için şu 4 fan çıkışı çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Monster alacaksanız ve bol bol oyun oynayıp bilgisayarınızı yoracaksanız, soğutucuyla uğraşamam ben, altını masaya koyduğum gibi oynarım diyorsanız da, ben çünkü soğutucu ben de kullanmıyorum ama 4 çıkışlı bir fan turbo fanla birlikte çok işinize yarıyor. O yüzden şu 4 çıkışlı kasayı tavsiye ediyorum şiddetle dostlar. Bilginiz olsun. Bu da başka bir husus olarak size belirtelim. 4 çıkış fan diğeriyle farkı nedir? Ne artısı ne eksisi var derseniz, bunu uzun kullanım notlarımda bahsettim. Yukarıya bilgi olarak vereyim. 4 çıkış olduğu zaman USB'ler çok önde kalıyor. Şurada gördüğünüz gibi. Bu da mouse'la kulaklığınızı veya mouse'la başka bir aparatı taktığınızda onun yakınlarını çok bir şey yapamayacağınız anlamına geliyor. Yani laptopun hemen yanında mouse koyup oyun oynayayım derseniz oradan çıkan 2-3 kablo sizi biraz rahatsız ediyor, bilginiz olsun. Keşke arka tarafa, arka elektrik girişinin olduğu yerlere 1-2 USB yedek taksalar çok çok güzel olurmuş. İnşallah ileride o da olur. Hemen bir sonraki hususa geçelim. Bir sonraki husus da hard disk konusu. Hard disk konusunda bu cihazların birçoğu ekonomik olarak çok zorlayıcı fiyatlara gelmemesi için genellikle 250 GB bir M.2 SSD ve artı 1 TB bir normal 7200 RPM hard disk ile birlikte sunuluyor. İlk anda bakıldığında 256 GB çok yeterli görünebilir bir M.2 olarak. Ancak Windows'un artık 20-30 GB yer kapladığı, işte internette gezinirken yaklaşık 10-15 GB ara belleğinize günlerce, haftalarca verilerin dolduğu, indirdiğiniz her şeyin gigabaytlarca masa üstüne geldi. Hatta masa üstüne kullandığınız her şeyin bile masa üstüne yer kapladığı bir devirde 256 GB, bir de mesela Office gibi, benim kullandığım şekilde Adobe programları gibi 8-10 programı da üst üste kurup hızlı bir şekilde kullanmanız gerektiği için SSD'ye kuruyorsunuz haliyle. Bunları kurduktan sonra çok az yer kalıyor ve M.2 SSD'ler ve normal SSD'ler de çok fazla, çok dolduğu zaman da çok performanslı çalışmıyor. Çünkü Windows'un da güzel çalışabilmesi için 50 GB boş bir yere ihtiyacı var. O yüzden bu cihazları alırken eğer ekonominiz yetiyorsa, yani FreeDOS işletim sistemi olsun, Windows almak yerine FreeDOS alın. Yaklaşık bir 300-500 farkı olsun. Onun yerine hard diskinizi değiştirebilirsiniz. Hard disk, bütün özelleştir ve sepete ekle kısmını unutmayın. Eğer bir cihazı satın almaya karar verirseniz özelleştir ve sepete ekle kısmına tıklıyorsunuz ve altta size bir menü çıkıyor. Bu menüde istediğiniz, bakın buradaki slotların hangilerinin boş olduğunu görebilirsiniz. Burada örneğin 150 TL'ye farklı bir 500 GB SSD ekleyebiliyorsunuz. 256 yerine bunu eklemek bence çok daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Portlarınız 1, 2
port diye geçiyor. Her laptopta farklı. Bunda bakın iki tane port varken diğerinde diğer bir cihazda, diğer bir sürümle. Mesela T5 yerine T aldığınızda, yani T7 aldığınızda biraz daha geniş bir cihaz olduğu için bunu özelleştir ve sepete ekle derseniz size daha fazla slot geleceğini görebilirsiniz. Bakın port 1, 2 diye böyle yerleri daha fazla olacaktır. Buralara gördüğünüz gibi hard disklerinizi ekleyip çıkarabiliyorsunuz. Sadece 256 GB'lık bir oyun bilgisayarı zaten olamaz. İlla ki bir 1 TB oyunlar için kurmanız gerekebilir. Burada da şöyle bir durum var. 1 TB'lık bir Seagate Barracuda aldığınızda çok yavaş okuma yazması olduğu için büyük oyunları açarken bayağı bir loading ekranında beklemek zorunda kalacaksınız. O yüzden olabildiğince ya kendinize 256 GB'la başlayıp daha sonra bir 500'lük ekleyin. Ben mesela 250 GB'la başlamıştım ama daha sonra kendime 1 TB bir M.2 Samsung Evo Pro aldım. Böylelikle kendime özel bir alan oluşturdum ve daha hızlı yüklemesini sağladım. Bakın Windows Home lisansını alırsanız Pro'su 1000 lira, SL lisansı da 549 lira gibi bir fiyat eklemesi yapacaktır. Monster'ın sırt çantası çoğunluğunda hediye gelir. Ayrıca taşıma çantası ve gaming sırt çantası gibi ekler var. Gaming sırt çantası bir tık daha iyi olabilir ama normal çanta da çok keyifli. Tavsiyem normalde de bırakabilirsiniz. Mousepad'ler falan bütün ekler burada mevcut. Bunları istediğinizi satın alabiliyorsunuz. Soğutucularımız, soğutucu ekleri de burada var. Bunları da yan ürünler olarak görebilirsiniz. Flash belleklerine kadar. Cihazı satın aldığınızda bir zaten USB geliyor demiştik. Oradan eksik olan tüm yazılımlarınızı kurabilirsiniz. Eğer USB'nizi kaybettiyseniz yanınızda yoksa sitede bulunan sürücüler kısmından istediğiniz hangi versiyonu satın aldıysanız burada en yakın olan veya ana sürüm olan sürümünü tıklayıp tüm sürücüleri buradan indirip kurabiliyorsunuz dostlar. En önemli kuracağınız yazılım Sound Blaster'dır. Eğer cihazınızı sıfırladıysanız bu da sesin birkaç kat daha iyi çıkmasını sağlar. Aynı şekilde Monster Kontrol Merkezi'ni kurarsanız özellikle. Çünkü diğerleri Windows otomatik olarak kurabiliyor. Çok büyük bir sıkıntı yaratmıyor sizin için. Ama şu ikisi Monster'ın kendi hazırladığı yazılımlar olduğu için ve onlara özel olduğu için bunları internette bulmanız da çok kolay değil. Bilginiz olsun. Bir sonraki hususa gelelim. Ekran yenileme hızı. Genelde oyun bilgisayarı satın aldığımız için ekranların biraz da performansı ve güzel çalışmasını istiyoruz haliyle. 15 inç ve 17 inç arasındaki fark ve ekran yenileme hızı önemli. Biz arkadaşa T5 ve 19.1 bunu aldık. Geçtiğimiz 2 ay önce bu cihazı aldık. Bu cihazı alırken tabii arkadaşımızın amacı oyun oynayabileceği, çok eski bir bilgisayar vardı. Oyun oynayabileceği küçük bir bilgisayar istiyordu. Aldı, çok memnun performansından, oyun oynamasından, keyfinden. Ancak biz bu cihazı alırken burada bakın ekran yenileme hızını göstermiyor ama bu cihazın 60 Hz olduğunu gördük. Burada bakın mat ekran diye söylüyor ama bir yenileme hızı bilgisi burada yok. O yüzden bu cihazları alırken ekran yenileme hızlarını internetten kontrol etmeyi unutmayın veya direkt Monster'a yazın. Çünkü çok iyi oyunlarda eğer ekran kartınız 160 FPS'den fazla, 100 FPS, 150 FPS gibi şey destekliyorsa 60 Hz'lik bir ekran biraz size yavaş kalıyor. Grafik işlem yapan kişiler için, tasarımcılar için, video editörler için de yine aynı şey geçerli. En azından bir 144 Hz bir ekran olması, gerekirse ekranın 1ms olmasına dikkat edin. Bu da size performans sağlayacaktır. Oyunlarda da daha net bir görüntü sağlayacaktır. Zaten 17 inç veya 15 inç gibi küçük bir ekranda oyun oynamanın size sağladığı bir kötü yan varken bir de onunla katlanmanız iyi olmayabiliyor dostlar. Bilginiz olsun. Diğer bir husustan bahsedelim. Bu arkadaşları satın alırken taksit seçeneklerine bakarsanız genellikle taksit seçeneklerinde en azından 3 taksit, yani her taksitte neredeyse vade farkı alındığını kendi sitesinde görebilirsiniz. Bu kadar çok sayıda cihaz satan teknolojinin çok önemli olduğu bu ve Türk markası gibi, yani Türk toplama markası gibi düşündüğümüz bir şirketin bu kadar az kampanyaya sahip olması biraz üzücü. Çünkü taksit çok fazla fark ediyor. Yani 6 taksit yaptığınızda 200-300 TL kaybediyorsunuz. Çoğu bankada bu farklar 500 TL'ye kadar çıkıyor. Bazı bankaların bazı kampanyalarında eşit duruyor. O zaman ya bu kartlardan edinmeye çalışacaksınız ya da minimum kayıpla buradan kurtulmaya çalışacaksınız. Bunun bir yolu şudur. Monster genelde Trendyol gibi, Amazon gibi belli şirketlerle anlaştığı zaman size ne yapıyor? Gitti gidiyor olabilir bu bazen. Buradaki bunları takip etmeniz lazım. Burada bakın İş Bankası'nda işte bir yeni bir kampanya yapmış. 9 taksit yapıyor. Bu da güzel bir şey eğer aklınızda bulunsun. Oradaki 600-700 lira kayıp yerine kendinize daha güçlü bir ekran kartı alabiliyorsunuz. İkinci bir husus ödeme konusunda harici ödeme kısmı var bakın burada. Bu ne işe yarıyor söyleyeyim. Harici ödeme buraya tıkladığınızda görürsünüz. Eğer bilgisayarınızı alacağınız zaman parçalı ödeme seçerseniz bu harici ödeme kısmına giriyorsunuz. Diyorsunuz ki işte ben buraya 5000 lirayı direkt ödüyorum sizin için veya bir karttan şu kadarını ödüyorum, diğer karttan bu kadarını ödüyorum diyebilirsiniz. Bu da ne olur? Eğer iki farklı karttan çok daha az faiz
faize maruz kalmana da sebep olur. Veya işte bir kısmını peşin gönderebilir, bir kısmını şeyle geçebilirsiniz. Buraya mesela tutar olarak bilgisayarınızda tutarınızı yazabilirsiniz. Bu tutarı yazdıktan sonra buradan ödeme yapar peşin. Ve geri kalanında da banka hesap numarasını havale yapabiliyorsunuz. Buna parçalı ödeme deniyor. Yani 10 bin liralık bir cihazı aldıktan sonra ilk 5 binini havale yapabilir. Daha sonra işte kendiniz kalan fiyatı da karttan geçersiniz. Sisteme düştüğünde zaten satış temsilcisi sizi arayıp onaylıyor bunu ve satışınızı tamamlıyor. Parçalı ödeme, bilginiz olsun, Monster'ın zaten fiyatlar biraz yüksek olduğu için size sağladığı güzel bir hizmet. Başka husus, dediğim gibi bilgisayar geldiğinde yapmanız gereken ayarlar, kurmanız gereken Monster merkezi veya işte kurmanız gereken bir Windows var. Bunu kendiniz çok rahat bir şekilde internetten bulduğunuz videolar yoluyla kurabiliyorsunuz. Ne olur FreeDOS almaktan korkmayın. Çok basittir. Bir flash rufusla hazırlarsınız. Bir flash bellek. Videolar çok detaylıdır. Windows ISO'su indir. Flash bellek hazırla. Bu cihaza tak. Kur ve cihazdan çıkar. O yüzden ondan sonra da cihazınız kullanıma hazır oluyor. Yeter ki internetiniz olsun. Ayar yapmaktan korkmayın. Monster öyle bozulacak makineler değil. Dilediğiniz kadar format çekebilirsiniz. Serviste de bunun için size yardımcı olurlar. Servis konusunda da bir sonraki husus olarak da son artık belirteceğimiz şey de, bu cihazları aldığınızda 6 ayda bir, 1 yılda bir gönderip içini dışını temizletebilir, macunlarını yeniletebilirsiniz. Hatta macun konusunda şöyle bir şey var. Bu cihazlar toza çok çabuk maruz kaldıkları için, dar alanda çalıştıkları için fazla tozlandıklarında fazla ısınmaya meyilli oluyorlar. Bu konuda engellemek istiyorsanız arada bir cihazınızı temizliğe yollasanız çok iyi olur. Ama ben mesela Abra A5'i 4-5 yıldır kullanıyorum. Hiç daha servis yüzü görmedi. Çok açıp nadiren yan fanları temizlediğim olmuştur. Bu cihazların nasıl açıp fanları nasıl temizleneceği konusunda bir video çekeceğim ileride. Direkt servis bunu sizin için yapıyor ve ücretsiz yapıyor. Fan ve şey değişimi, macun değişimi. Kendiniz de yapabilirsiniz ama bunu yaparken kaliteli ve güzel bir macun kullanmayı unutmayın dostlar. Son olarak ısınma konusunu söyleyeceğim. Bu cihazlar maalesef ama maalesef ısınıyorlar. O yüzden bir kasa hususunda size söylediğim konuda, 15-17 inç kasa konusunda, kasanız ne kadar küçük veya büyük olduğu önemli değil. Mümkünse 4 çıkış fanlı olmasına dikkat edin. Böylelikle daha çok ısı kontrolü elinizde olacaktır dostlar. Bilginiz olsun. İkincisi, oyunlarınızı oynarken ne kadar ses yaparsa yapsın kulaklıkla oynayın. Ve mutlaka şu güç ayarlarını, turbo modu açarak bu fan sesini, bilmiyorum ben konuşurken geliyorum ama yüksek bir fan sesi gelecek. Bu fan sesini duysanız da mecburen bunu kullanın. Çünkü 1-2 saat sonra artık oyun performansı düşmeye başlayacaktır. Ekran kartı değil de işlemci 90 derece yaklaşacağı için size büyük sıkıntılar çıkaracaktır. Şu an bile video kaydederken bakın işlemci 73 derece gibi değerlerde, hiç de aşağı değil, 68 gösteriyor ama bu tabii oyun oynarken 80, 85, 90 diye ilerleyebilir. Bunu önlemenin bir yolu daha var dostlar. Bunun için de yapmanız gereken Extreme Tuning Utility dediği Intel'in bir programı var. Onu kuruyorsunuz. Şu Intel'in Extreme Tuning Utility programı ile bunu ayrı videolar çekti. Monster'ın kendi videoları da var. Onları da takip etmeyi unutmayın. Bu Intel programı sayesinde işlemcinize eksi bir değerde bir volt vererek biraz daha soğuk çalışmasını sağlayabilirsiniz. Yapmanız gereken basic tuning kısmında, burada yapmanız gereken şurada bir eksi voltaj sağlamak. Bu core'a eksi bir voltaj verirseniz, eksi 50, eksi 100 de olabilir, bu 0.50, 0.100 gibi. Bu voltu verirseniz daha düşük bir sistem, daha düşük bir elektrik vereceği için daha az ısıtacak makine. Yani bu turbo dediğimiz ekstra çalışma sistemini çok fazla vermeyeceği için cihazınız yormayacaktır. Çok fazla takılmaya sebep olmaz ama siz gene de çok düşük değerler vermemeye çalışın. Videoları internetten izleyerek buradan detaylı bilgiler alabilirsiniz. Aynı şekilde ekran kartı içinde bir undervolting yapıp çok durağan şekilde ve düzgün çalışmasını sağlayabilir, daha yüksek performans alabilirsiniz. Bunlar biraz teknik detaylardır. Biraz araştırmadan yapmamaya çalışın dostlar. Dediğim gibi Monster alırken dikkat edeceğiniz 10 kadar husustan bahsettik. Sorularınız veya yorumlarınız olursa Monster alırken nelere dikkat ettiğinizi siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Yeni Monster videoları bu hafta içerisinde gelecek. Sizden gelen yorumlar çerçevesinde klavye ışıklarının her detaylı ayarını göstereceğiz. Yeni performans testlerimiz olacak ve unutmayın ki kanalımızdaki birçok oyun videosunun testi, ilk yaptığımız testlerin tamamı Monster Toolbar T7 ve 19'da RTX 2060 ekran kartıyla yapılmıştır. Zaten tüm videoların bilgilerinde de hangi bilgisayar kullanıldıysa onu belirtiyoruz. Mayo Gaming TV'ye abone olmayı unutmuyorsunuz dostlar. Yorumlarınızı ve paylaşımınızı bana destek olursanız çok çok sevinirim. Keyifli seyirler diliyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.